Ben de bir hızlı giriş yapabilir miyim? Yap bakalım. Öncelikle bir soru sormak istiyorum. Seda, bu evi gerçekten çok beğendiysen, şimdi sen de çok eski bir evli değilsin ya, senin evin niye böyle değil? Herkesin durumu farklı. Durumla alakası yok bence. Bunun biraz programı. Zevke bakıyor da. Şu anda Dilara Hanım'ın evindeyiz. Evet, lütfen bana taş atmayın. Ben yorumumu yaptım. Ama doyamadık lütfen. Sana atmaları. Daha fazlasını hak bugün, ediyorsun. Bugün lütfen. Elimi olsun kamyonla atardım. Lütfen artık yeter. Yok, hızlı bir giriş yapayım tekrar. Tadımızı ben kaçırmayalım. Ben evi çok beğendim. Tadımız kaçık zaten. Tadımız seni görünce kaçıyor. Aynen tadımızı öyle. Kaçırmayalım tamam. Lütfen. Son günümüz. Final günü. Ben Sedacığım, bu evi beğendiğini söyledin. Madem bu kadar beğendin, senin evin niye böyle değildi? Sen de keşke renklerini bu tarzda bir şey alsaydın da evine geldiğimizde biraz zevk görseydik. Evi çok beğendim. Girdiğim an gerçekten bir ferahlık, böyle huzur veriyor insana. Evet. Şunu artık diyebiliyorum. Dilara benim hakkımı vermedi ya, diyorum ki gerçekten beni rakip görmüş ya da evine çok güvendiği için vermemiş. Haklı bulabiliyorum. Ev gerçekten güzel çünkü. Ona bir cevap hakkı doğuyor. Tabii doğsun. Sen evi çok beğendim. Sadece şunu söyleyeceğim. Hani şimdi çok gold var her yerde. Evet. Bende de çok ahşap vardı. Hani şimdi bu nasıl bağdaştırılabilir? Şimdi hani diyorum ki acaba mobilyanın kendi renginde bir ayak falan olsa nasıl olabilirdi acaba? Buradan da bir taşla başka birisine atmak istiyorum. Hızlı bir giriş yapayım. Bugün son günümüz biliyorsunuz Rozerin Hanım. Tabii ki. Bana geldin dedin ki her yer ahşap. Evet. Buraya geldin dedin ki her yer beyaz. Evet. Sana geldik her yer mavi altın sarısı. Nasıl bir şey isterdin? Bir dahakine seni alalım, tamam mı? Sen olur. Bize bir liste çıkar. De ki olur. Sen şunu, sen şunu, sen şunu. Ama ona göre senin evini dizelim. Bizimkileri değil. Nasıl tamam isterseniz. Çok güzel oynadın. Tamam canım. Çok güzel oynadın. Teşekkür seni ederim. Seni alkışlıyorum. Sağ ol. Ben de seni alkışlıyorum. Evet. Şimdi ben söyleyeyim. öncelikle beyaz. Rozerin sen mi demiştin çok beyaz evet, geldi evet çok beyazlık diye. Geldi gözüme. Şimdi burası benim hem salonum aslanım hem de oturma odam. Evet. Ve gördüğünüz gibi evler gerçekten hani küçük. Yani olabildiğince açık tonlarda kullanmak istedim. Daha ferah olması adına. Hani hem evi açsın hem gerçekten Gamze'nin dediği gibi hani böyle içeri giren hani böyle ferahlık bir istedim. Hani bir oh desin hani istiyorum. Yoksa tabii ki ben de koyu renk niye tercih ettim? Hem temizliği kolay yani. Doğru. Ama hem bir risk aldım. Hem de gerçekten açık tonları çok seviyorum yani. Hazır diyorsun çoluk çocuk olmadan evet. Biraz açık rengin tadına bakalım. Evet, tadına evet. Varalım değil mi? Yoksa çoluk çocukla mesela bu mobilyalar zor. Sen daha iyi bilirsin Merve, imkansız. Rozerin Hanım her yerde çok beyazlık var dedi. Yani o beyaz bu beyaz dedi ama ben katılmıyorum. Genel olarak hani bir ferahlık vardı. Gold'luğa gelince de Gamze'cim benim iki seçeneğim vardı. Ben mobilyayı beğenmiştim. Ya gümüşüydü ya gold'u. Hani özel sipariş yapmıyorlardı. Yok hayır özel sipariş yapmıyorlardı.